Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. İki tane bitişik nizam müstakil girişli villamızın tanıtımını yapmaya geldim. İkisi de duruyor ama ben arka tarafı tanıtacağım. Bunun nedeni de arka tarafın bahçesinin daha geniş olması arkadaşlar. Ön tarafı da gösterelim. Müstakil girişli. Ön tarafın girişi de orada. Gördüğünüz gibi orada da bir bahçe alanı var ama arka tarafın bahçe payı her zaman daha fazla oluyor böyle bitişik nizam evlerde. Eğer böyle bir ev almayı düşünüyorsanız ilk tercihiniz bence arka cephe olsun. Çünkü yazlık bir bölgede yaşıyoruz arkadaşlar zaten. Birbiriyle evlerin arsa payının 3 metrenin üzerinde bir uzaklığı olması gerekiyor. Duvar paylarının toplamında 6 metre yapıyor bu. Yani mesafemiz de fazla olduğu için bahçeniz de fazla olmuş olacak. Böyle spotlara bırakılmış amber ışığında çok güzel gözüküyor. Yürüyüş yolumuz istenirse tamamen kapatılabilir orası. Yan tarafta geniş bir bahçe alanımız var. 1 milyon 390 bin lira. Fiyat 1 milyon 390 bin TL arkadaşlar. 1 milyon 390 bin TL. Ön cephe 1 milyon 450. Şimdiki tanıtımını yapacağım yer 1 milyon 390 bin TL. Gördüğünüz gibi geniş bir bahçe alanımız var. Geniş bir bahçe alanımız var. Burası da seramikle kapatılmış. Bahçe terası gibi düşünülmüş ya da kamelya tarzı düşünülmüş. Hemen arka tarafta da örneği var zaten. İsterseniz yapabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ev çok güzel. Kullanımı harika. Dışarıda 60'a 120 mermer gönlümüş seramik kullanılmış arkadaşlar. Siyah. Araya da böyle ahşap renginin biraz daha açık tonlarında bir seramik kullanılmış. Çok da güzel olmuş. Isı pompası burada. Isı pompası burada. Kat kalorifer tesisatı var. Petekleri takarak kullanabilirsiniz. Çevreyi de gösterir misin? Çevrede de çokça yapılan yerler var arkadaşlar. Çokça yapılan yerler mevcut. Yapılmaya da devam ediyor. Otomatik panjurlu ses ve ısı yalıtımlı doğalgaz tesisatımız da mevcut bu arada. Burası da girişimiz. Şimdi burada bir duvar var. Bu duvarı kendiniz için artı bir duruma geçirebilirsiniz. İsterse şuradan şöyle bunun hizasında kapatılıp burası rüzgarlık tarzında vestiyer koyabileceğiniz bir alanınız olabilir arkadaşlar. Ayakkabılık koyabileceğiniz bir alan olarak değerlendirebilirsiniz. Girdiğimizde salon mutfağı açılan bir kapımız var. 60'a 120 mermer görünümlü seramik kullanılmış. Yerde de ve şimdi televizyon ünitesinin arkasına birazdan geleceğim. Genel olarak şöyle bir bakalım eve. LED ve spot aydınlatmalar kullanılmış. Dışarıya buradan bir çıkışımız var. Merdiven altı lavabo olarak değerlendirilmiş. Arkadaşlar benim bu boya tarzına bir hayranlığım var. Bir hayranlığım var. Bunun nedeni de çok hoşuma gidiyor. Gerçekten çok hoş bir televizyon ünitesi yapılmış. Bakın saçma sapan televizyon üniteleri yapmaya gerek yok ya da dişler yapmaya gerek yok arkadaşlar. Bu çok güzel. Çok sade, çok şık. Ama bunun da daha antrasit renklerini kullanmanız gerekiyor ki televizyon zaten bir ekrana baktıkça gözünüz yorulmasın. Buna belli bir süre baktıkça gözünüz yorulabilir ama çok da etki yapacağını zannetmiyorum. Eğer perdeler kapalı olursa, çünkü parlamıyor. Perdeler kapalı olduğunda, diğer türlü perdeler açık olduğunda parlak bir renk veriyor arkadaşlar. Altında da gördüğünüz gibi böyle güzel bir televizyon ünitesi yapılmış yine. Çok da şık olmuş. Gerçekten güzel olmuş. Bunu çok beğendim. Bir de kolondan başlaması da çok güzel mesela. Buradan başlatmamış. Kolondan başlamaya kadar devam ediyor. Devamında geniş bir mutfak alanımız var. İstenirse buraya bir ada mutfak yapılabilir ya da bar yapılabilir. Tabi bu isteğe bağlı. Siyah bir granitimiz var. Siyah güzel bir granitimiz var arkadaşlar. Beyaz mat dolaplarımız var. Tezgah arası da yine küçük seramiklerle kaplanmış. Ve gri renkli de bir derzimiz var. Arasında çok güzel duruyor. Bunu sizin görmeniz belki biraz zor olabilir ama gayet güzel. Toplamda da 4 tane 5 tane priz var. Ayrıca LED ile ışık kullanılmış. Bunları da bir gösterebilirsem Mehmet. Çok güzel bir ışık kullanılmış. Ev çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yukarıya çıkış merdivenleriyle arası da bu şekilde ayrılmış. Merdiven altı da lavabo olarak değerlendirilmiş. Bu artık sabit arkadaşlar. Bu mecburi denilebilir aslında. Ama tabii ki elimizden geldiği kadar salona bakmaması için çabalıyoruz. Ama bunu yapmak zorundalar. Çünkü orası boşluk bir alan kalıyor. Depo olarak değerlendirmek yerine böyle değerlendiriyoruz. Siz depo olarak değerlendirebilirsiniz. Yukarıya çıkış merdivenleri çok hoş. Yanında bir trabzan var. Yürümekte zorluk çekenler için bence ideal. Ve merdiven duvarı da çok güzel boyanmış. Mavi, turkuaz renginde çok güzel olmuş. Yukarıya çıktığınızda iki tane oda, bir ortak kullanım, banyo, lavabomuz var. Çok hoş olmamış mı burası? Gerçekten güzel olmuş. Sade, şık bence.
Gördüğünüz gibi güzel bir duşakabin ve geniş bir duşakabin aslında. Ama buraya da keşke bir niş yapılsaydı böyle malzemeleri koymak için. Yan tarafında gömme rezervuar kullanılmamış bunda. Şimdi gömme rezervuarın artısı da var, eksisi de var. Eksi yanı çok çabuk arıza yapıyor. Gömme rezervuar çok çabuk arıza yapıyor. Ama artı yanı göze de güzel geliyor. Burada CPG marka. CPG mi? SPG mi? Artık markasını telaffuz edemiyorum çünkü kısaltması var. Uzun bir tanıtım yok. Burada dolap kapağı eksik arkadaşlar. O geldiğinde de tekrar bunun için gelip çekim yapmayız herhalde. Görürsünüz burayı. Güzel bir dolap yapılmış buraya. Altına da çamaşır makinesi için yer bırakılmış. 60'a 120 seramik. Yerlerde de ahşap görünümlü seramik kullanılmış. Çok hoş olmuş. Ve burada iki tane odamızın olduğunu söyledim. Biz aşağıda salonu ölçmedik bu arada. Konuşmaya daldık. Salonu ölçmedik. En son salona inelim. Salonda bitirelim. Salonda da ölçümü yapalım tekrar. Burası arkadaşlar 3.22'ye 4.68 boyutlarında bir oda. 3.22'ye 4.68. Ben gerçekten bu renge bayılıyorum. Yatak odasında çok daha güzel duruyor. Çok şık duruyor. Duvar kağıdından çok çok iyi. Çok çok iyi. Bence çok güzel olmuş. Biraz da böyle ofislere de kullanılabilecek bir boya aslında bu. Kabartmalı olduğu için çok da güzel, zevkli duruyor. Yerler gördüğünüz gibi arkadaşlar laminat. Spot ve LED aydınlatmalarla da desteklenmiş. Zaten otomatik panjur olduğunu söylemiştim. Güzel, kullanışlı bir oda haline gelmiş. Yan tarafında bir odamız daha var. Burası da yine kullanışlı bir oda. Odaların boyutları gerçekten iyi. 2.99'a yani 3 metreye 4.10 boyutlarında bir oda arkadaşlar. Burada bir de soba bacamız var. 2.99'a 4.10 boyutlarında bir oda. Dediğim gibi petekleri buraya yerleştirebilirsiniz isterseniz. Eğer kışın vur düşürseniz, ama bu ihtimal dahilinde bile değil. Şu an kış ayındayız mesela. Ama diğer taraf Ankara'da, Çorum'da özellikle mesela çok soğukmuş. Gece yorganlarla yatıyorlarmış ama biz burada böyle kısa kollularla, gömleklerle gezebiliyoruz yani. Süpürgelikler de mat beyaz, kapıların renginde, kulpları da siyah. Gayet güzel. Ve en üst kat. En üst kat. Bir ortak kullanım banyo lavabomuz, bir odamız ve bir de terasımız mevcut. Burada da bak o renk kullanılmış, gördün mü? Çok güzel olmamış mesela. Ama buna böyle 3 tane raylı spot konulsa, spotlarla çok güzel olmaz mı? Taş gibi harika olmuş. Gerçekten harika olmuş arkadaşlar. Merdivenden çıktığımızda hemen karşımızda bir banyo lavabomuz var. Burası biraz küçük ama ideal. Kullanılır. Gayet güzel. Buradan havalandırma da var. Bu da çok güzel. Mesela bu camları çok seviyorum ben. Yine burada farklı bir marka kullanılmış. Güzel. Çok güzel olmuş. Ama gömme rezervuar olsa daha güzel olurmuş bence. Ve son odamız. Son odamız 3.80'e 3.80'e 4.11 arkadaşlar. 3.80'e 4.11 boyutlarında bir oda. Geniş, kullanışlı. Rahatlıkla nasıl yaparsınız buraya? Eşya, yatak oraya sığdı, dolap buraya ya da karşıya bir dolap konulabilir. Çok da güzel olacaktır. Ve bir de terasımız var. Teras çok güzel. Vallahi terası seviyorum. Terasa bayılıyorum aslında ama şimdi terasın en büyük eksisi böyle karşı karşıya olması villaların arkadaşlar. Buna da yapabilecek bir şey yok çünkü imar bu. Bu şekilde yapılmak zorunda, bitişik nizam olduğu için bunlar. Geniş bir terasımız var, güzel bir depomuz var. Aşağıda video çekerken lazer metreyle ölçümü unuttuk. Onu da Mehmet hatırlattı. Şimdi aşağı ineceğiz. Aşağıda bir çekim yapacağız tekrardan. En azından kısa bir çekim olacak. Bu lazer metreyle ölçümünü de yapalım. Salonun çünkü metrekaresi çok merak ediliyor. İnerken de her şeye bakalım tekrar. Gördüğünüz gibi güzel bir boyası var burada. Ve bence çok güzel bir de oturum planı var. Minimal tarzda yaşam tercih eden aileler için gerçekten ideal bir ev haline gelmiş diyebilirim arkadaşlar. Malzeme kalitesi
çok iyi. Malzeme kalitesi gerçekten çok iyi. Burası da 5.96'ya 6.37 boyutlarında bir salon mutfak. O da diyecektim yine. 5.96'ya 6.37 bence gayet de ideal. Bu kapıyla televizyonun ünitesinin arası istenirse küçük bir kitaplık tarzı bir şeyle ayrılabilir. Bu da tercih edilebilir. Hatta dışarıya da bakalım en son. Bitirelim videoyu da. Güzel be. Güzel gerçekten. 1309. Son iki gündür öyle mesajlar alıyorum ki arkadaşlar. Arsa sahipleri arsalarını dolar euroya bağlıyor. Ev sahipleri sadece artık euro konuşalım diyor. Yani TL bazında satış yapan kimse kalmadı. Şu an herkes euro konuşuyor. Örnek vereyim. 100.000 TL olan bir yer, örnek veriyorum, öyle bir yer yok ama 100.000 TL olan bir yer artık 100.000 TL demiyor, 98.000 euro diyor, 95.000 euro diyor. Düşüncelisidir, parasını korumaya çalışıyor, hak veriyorum ama gidişat bu. Kapanın elinde kalıyor. Artık bu fiyatları bulmak da çok zor. Kesinlikle kaçırmayın derim. Kendinize çok iyi bakın, sağlığınıza çok dikkat edin.